Peki soru şu, soru gelsin. Şeyma Subaşı'yı kıskanmıyor musunuz? Kıskanıyorum tabii ki. Yani bu konuda hani kıskanıyorum ve bazen de çok kıskanıyorum. Hani rahatsız ederim kendisini öyle durumlarda. Onda da başka bir enerji var. Ya şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Bu konuyu şöyle değerlendireyim aslında. Kadınlar bizim baktığımız gözle bakmıyor ya. Yani giyimde, kuşamda özellikle bu en önemli çizgisi budur. Mesela kıyafet giyerken siz aslında bizim baktığımız açıdan bakmıyorsunuz. Çünkü ben mesela Şeyma'nın kıyafetlerinde yanındaki kız arkadaşlara Esat'ın Hande var mesela. Esat'ın Hande'ye soruyorum. Bunda rahatsız oluyor musun? Diye olmuyorum diyor. Ben oluyorum, ne yapacağız? Mesela bu konularda kıskançlığım gerçekten var. Fakat bir yandan da hani bakıyorum şimdi niyette zaten bozukluk yok. O böyle ne bileyim cıvıl cıvıl giyinmek istiyor. Böyle bağırsa ona göre şort giymek istiyor. Onu giymek istiyor, bunu giymek istiyor. Şimdi hemen bir check ediyorum yanımdaki kızlara. Sırf Hande'ye değil yani. Yoksa Hande'yle... Mesela oradan okusanız öyle bir şey çıkmaz. Meksika'nın aleyhine dingisi oldum dememiştir. Yani eğer kafam o anda gitmediyse tamamen Meksika'nın aleyhine tekisi egzattan oldu mu? Peki. Soru bu. Hadisesi oldu diyelim o zaman şu anda. Aleyhine ileride daha güzel yerlere de gelir inşallah ama şu anda hadise oldu. Açıkçası iki anlamda da kullanmış olalım bunu. Yani biz egzattanı geçen sene Eylül'de çıkardık. Meksika'da. Açıkçası çok iyi beklentilerle kendi projemiz, tamamen kendi oluşturduğumuz bir format. Çok büyük beklentilerle çıkardık ama açıkçası bu derecesinde beklemiyorduk. Bir anda inanılmaz rakamlara ulaştı. Bütün Meksika egzaptlığını yaşamaya başladı. Herkes